Son 20 yılda ülkemizin demokrasi ve kalkınma yürüyüşü öylesine hızlı oldu ki muhalefet bile bunun gerisinde kaldı. Biliyorsunuz önceki gün 6 parti güya aylarca çalışıp uğraşıp didinip hazırladıkları bir ortak politikalar metni yayınladı. Ülkemizin 6 güzide partisi bir araya gelip böyle bir metin hazırlayınca insan ister istemez şöyle bir beklentiye giriyor. Neyin nesidir? Öyle ya, biz 20 yıldır gece gündüz çalışmaktan ola ki bazı şeyleri gözden kaçırmış, bazı şeyleri ihmal etmiş, hatta bazı konularda hata yapmış olabiliriz. Efendim, altılı masayı ben bu yavrulara havale ediyorum. Netice itibariyle hepimiz beşeriz. Yani hepsi mümkün. Gerçi karşımızda henüz bir cumhurbaşkanı adayı bile belirlemekten aciz bir masa olduğu hakikatini unutmuyoruz. Bu masanın bizim yaptıklarımızı, hedeflerimizi ve vizyonumuzu aşacak bir belge ortaya koyabilmesine de pek ihtimal vermiyoruz. Ama yine de ne yapmışlar? Bir bakalım dedik. Keşke bakmaz olaydık. Kendimiz adına değil ama bu partilere umut bağlayanlar adına gerçekten çok üzüldük. İçimizden buradan ülkenin ve milletin hayrına bir şey sadır olmaz ama gençlerimize güzel eğlence malzemesi çıkar dedik. Karşımızdaki kafadan memleketin herhangi bir derdine derman olacak, sadra şifa bir şeyler beklemenin beyhudeliğini az çok tahmin etmemize rağmen yine de milletimiz adına üzüntü duyduk. Değerli arkadaşlar, muhalefetin açıkladığı metinde yer alan başlıkların ayrıntılarıyla ilgili değerlendirmeyi genel merkezimiz ve bakanlıklarımız yeri geldikçe milletimizle paylaşacaktır. Burada sadece şu kadarını söyleyeyim ki bunlar bırakın yeni projeler için kafa yormayı, ülkede ne yapılıp edildiğine bile hiç bakmamışlar. Baksalar ortak politikalar diye açıkladıkları metindeki hususlardan çoğunun vaat ettiklerinin daha fazlasıyla zaten yapılmış veya yapılmakta olduğunu herhalde görürlerdi. Gözleri var, görmüyor. Ağzı var, konuşmuyor. Çünkü kalpler tamamen mühürlenmiş. Baksalar, milletin umut kapısı haline gelen, dünyanın takdirini kazanmış, şehir hastanelerini kapatmayı, bünyesindeki kütüphanesi, kongre merkezi, sergi salonu, camisi ve diğer birimleriyle milletin malı olan külliyenin kapısına kilit vurmayı. 3-5 muhterise koltuk ayarlamak için yeni bakanlıklar icat etmeyi. Yasamayı ve yargıyı güçlendirecek, yürütmeyi zayıflatacağız diye hepsini birbirine katıp karıştırmayı. Velhasıl siyaset bilimi birinci sınıf öğrencilerine söyleseniz gülmekten katılacakları zırvaları vaat diye ortaya yazmazlardı. (Gülüyor)
açıkladıkları metinde güya herkese selam veriyorlar. Kayyumu kaldıracağız, belediyelere özellik vereceğiz diyerek masa altı ortakları HDP'ye selam veriyorlar. Olağanüstü hal kararnamelerini iptal edeceğiz diyerek kamudan uzaklaştırılan kapı arkası ortakları PKK'lılara ve FETÖ'cülere selam veriyorlar. Genelkurmay Başkanlığı'na ve MİT Başkanlığı'na sataşarak bu kurumlarımızın sınırlarımız dışında bile tepelerine binip başlarını ezdiği tüm terör örgütleriyle onları kullananlara selam veriyorlar. Akkuyu ekranları başında bizi izleyen milletime özellikle sesleniyorum. Akkuyu nükleer güç santraline, savunma sanayi projelerine, kamu özel ortaklığı yatırımlarına dokunacağız diyerek kendilerine rakip istemeyen, ülkemizin bu alanlarda güçlenmesinden rahatsız olan Batı'ya selam veriyorlar. Hatta işlerinden bir tanesi çıkmış, ne diyor? Batı bize aferin diyecek. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Ya sen Batı'nın aferin demesine bu kadar muhtaç mıydın ya? Düştükleri hale bak. Ülkemizin pek çok konuda egemenlik haklarından vazgeçmesi şartına bağlanan F-35 projesine geri döneceğiz diyerek en yetkili ağızları üzerinden bilinçli ve sistematik Türkiye düşmanlığı yaptığını itiraf edenlere selam veriyorum. Ege'deki haklarımızı koruma mücadelemizden vazgeçeceklerini söyleyerek Yunanistan'a selam veriyorlar. Eski Türkiye'ye dair ne varsa hepsini canlandırma vaadiyle darbecilere, vesayetçilere selam veriyorlar. Bir tek herhalde ihtiyaç duymadıkları için olacak kazanımları ve hayalleriyle aziz milletimizin kendisine selam vermemişler. Tamam, Cumhurbaşkanı adayını belirlemekte tembellik ediyorsunuz. Orasını anladık da bari vaatlerinizi oluştururken azıcık ders çalışsaydınız ya. Ülkenin en önemli sorunu ekonomi diyorlar. Tek çözüm önerileri Merkez Bankası'nın İstanbul'daki Dünya Finans Merkezi'ne giden birimlerini tekrar Ankara'ya döndürmek. Ya siz dün benim yanımda değil miydiniz? Benim yanımdayken biz Merkez Bankası'nın İstanbul'a gidişini konuşmadık mı? Ziraat Bankası'nın İstanbul'a gidişini konuşmadık mı? O gün siz ne iş yapıyordunuz ya? Herhalde bunlar uykudaydı. Milleti anlamak için zerre kadar gayret göstermeyenler, 1990'ların Türkiye'sinden bir adım öteye geçemeyenler, velhasıl kafayı değiştirmeyenler, bina değiştirerek sorun çözeceklerini sanıyorlar. Türkiye'nin son 20 yılda ortalama %5,5 büyüdüğünden bile haberleri yok. Önümüzdeki 5 yılda yıllık %5 büyüme vaadinde bulunuyorlar. Sadece 2020'den 2022'ye istihdamın 5 milyona yakın arttığından bir haberler. Önümüzdeki 5 yılda 5 milyon istihdam sözü veriyorlar. Her tarafı tel tel dökülen derme çatma bir programla milletin karşısına çıkıyorlar. Yazık. Demokrasilerde iktidar kadar muhalefet de önemlidir. Türkiye böylesine sakil bir muhalefeti hak etmiyor.
Ülkeye de yazık, millete de yazık. Daha vaatlerini kağıda dökme aşamasında bu kadar pespayece davrananların Allah muhafaza yarın öbür gün sorumluluk üstlendiklerinde ülkeyi ne hale getireceklerini varın siz düşünün. Anlaşıldığı kadarıyla bir kısım eski bürokrat, teknokrat tayfası bunların kanına girmiş. Akıllarında kaldığı kadarıyla bir şeyler çiziktirip ortak politika diye önlerine koymuş. Masa tayfası da Kılıçdaroğlu başta olmak üzere bildikleri tek somut icraat eski Türkiye'nin yokluk, yasak, kriz devrinde yaşananlar olduğu için matah bir şey sandıkları önlerine gelen metne sarılıp milletin huzuruna çıkmışlar. Aday tantanasından politika metni fiyaskosuna kadar olup bitenlere bakınca bir dönem ülkemizde tam da bu konuları işleyen komedi dizisinde yer alan bir bölümü hatırladık. Orada muhalefetin amacı iktidara gelmek değil midir diye soran bir oyuncuya bir diğer oyuncunun verdiği ibretlik cevap şöyledir. O dediğin başka ülkelerde olabilir ama Türkiye'de muhalefetin amacı iktidar olmak değil, muhalefetten düşmemektir. Bu sözü bir diğer oyuncu da şu şekilde tamamlıyordu. Çünkü muhalefette olmak iktidarda olmaktan çok daha iyidir. Aynı maaşı alırsın, bol çene yaparsın ve hiçbir sorumluluk altına girmezsin. Muhalefetin en üst düzey temsilcisi ve en güçlü aday alternatifi olan Kılıçdaroğlu'nun İdrak derecesinin boyutunu gösteren şu örnek bile adeta bir kara mizah içinde yaşadığımızın işaretidir. Biliyorsunuz CHP'nin başındaki zata zaman zaman istihza ile yerli ve milli vasıflara sahip olmadığına işaretle Bay Kemal diye hitap ediyoruz. Bu zat Cumhurbaşkanı adaylığına niyetlenince kendine akıllı uslu bir sıfat aramak yerine sonundaki ünlemi anlamadan Bay Kemal ifadesini sloganı haline getirmiş. Biz muhatabımızı tanıyoruz. Adaylığını zor yetiştirecek. Slogandı, programdı, vizyondu. Onları hiç yetiştiremez. Memleketin her işi gibi muhalefetin adayının sloganını bulmak da bize kaldı. Madem Bay Kemal bu ifadeyi o kadar sevdi, öyleyse kendisine bundan sonra kullanabileceği yeni sloganını da vereyim. Bay Bay Kemal. Alsın tepe tepe kullansın. Telifini de istemeyiz. Bizden yana helal hoş olsun. Hamdolsun.
milletimizle rabıtamızı hiç koparmadık. Gönül bağımızı hiç zayıflatmadık. Birileri kendi sırça köşklerinde siyasetçilik oynaya dursun. Biz her fırsatta milletimize gittik, gidiyoruz. Sadece 2022 yılbaşından bu yana diğer devlet ve parti programlarının yanı sıra tam 49 il ziyareti yaptık. Ziyaret ettiğimiz her ilimizde vatandaşlarımızla coşkulu şekilde buluştuk. Hasret giderdik, hasbihal ettik. Toplu açılış törenleriyle milletimizle beraber eser ve hizmet ziyareti gerçekleştirdik. Hayatın her alanında tüm gücümüzle desteklediğimiz kadınlarımızla, geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizle doyumsuz sohbetler yaptık. Daha bu hafta Denizli'de 2500 tekstil konfeksiyon sektöründe hanım kardeşlerimizle bir araya geldik. Ve her biri ekonomimizi yatırım, İstihdam, üretim, ihracat, cari fazlayla büyütme hedefimize katkı veren fabrikaların hizmete açılış sevincini iş insanlarımızla, iş kadınlarımızla beraber yaşadık. TOG fabrikasından Yusufeli Barajı'na nice dev eseri içimiz içimize sığmayarak ülkemize kazandırdık. Bay Kemal, herhalde Yusufeli Barajı'nı da kapatırsın. Bay Kemal, herhalde TOG'u da kapatırsın. Bay Kemal, senin gücün bunlara yetmez. Bu millet seni öyle kovalar ki kaçacak delik ararsın, kaçacak delik. O yanındakilerden de sana hiçbir fayda gelmez. Karadeniz'de yeni keşifler ve yeni değerlendirmelerle 1 trilyon dolarlık gaz rezervine ulaşmanın gururunu milletimizle paylaştık. Hani kapatacağız dedikleri şehir hastaneleri var ya, işte onların en büyüğünü Ankara Etlik'te hizmete açtık. Bay Kemal, sen SSK'nın genel müdürlüğünü yapmışsın. Ne haldeydi SSK biliriz. Seni oradan tanırız. Ne hale getirdin oraları biliriz. Rahmetli Savaş Ay, ah ah, hayatta olsa da sana o yaptığın genel müdürlüğü tekrar bir anlatsa. İşte biz bunları yaparken altılı masanın tek yaptığı hiçbir sonuç çıkmayan toplantılardı. Şimdi isterseniz şehir ziyaretlerimizi şöyle görüntüleriyle hızlıca bir hatırlayalım.